Merhaba arkadaşlar. Sizlere son kaldığımız dersten devam edecek şekilde ders notu oluşturacağım. Bugünün tarihini yazayım ben. 29 2020 Endüstriyel Kontrol Sistemleri. Endüstriyel Kontrol Sistemleri. Bugün için ders 1. Ben kaydını oluşturuyorum sizlere. Sonra da bunu canlı derste sizlerle devam edeceğim. Saat 8'deki canlı dersimizde. En son arkadaşlar ders notumuzda da vardı. En son olarak sizlerle durum diyagramları konusunda başlık atmıştık. Hemen kaldığımız yeri buluyorum. Evet, durum diyagramları, yani tekraren aynı başlıktan devam edelim. Son ders notlarımızdan. Diferansiyel denklemlerden. Diferansiyel denklemlerden nereden tüm denklemlerine geçiş diye bir başlık atmıştık. Diferansiyel denklemlerden durum denklemlerine geçiş. Bu konuyu konuşmuştuk. Evet, bununla ilgili bir şekil çizmişiz. Yani şekille ilgili açıklama da yapmışız. Hemen onu da tekrar yazalım. D x1 t bölü dt eşit x2 t ise bu şu anlama gelir. Eğer her iki tarafın da integralini alırsak x1 t eşittir 0 t arasında x2 t dt artı x1 T sıfırda eğer üzerinde herhangi bir yük varsa ya da işte bir enerji tuttuysa bunu Laplace uzayına dönüştürdüğümüzde ki Laplace uzayı bizim için her şeyi kolaylaştırıyordu. X1S, X2S integralden dolayı böyle S gelecek. Artı yine bu integralin içerisindeki bir durumdan dolayı bunun da üzerine bir S alacak ve bunun şeklini çizdiğimizde x1'den bakın x1'e giden bir x2 var. Yani x1'e giden şurada bir durum var. Burada da x2 var. Yani bu durum şuraya gidiyormuş. Gittiği yer neresi? x1 ise giden neresi arkadaşlar? x2 ise yani şu buna gidiyor. Peki buna gitti. Gitmesi için de bakın normalde ben x1s'yi s üzeri eksi 1 ile çarpacağım. Yani 1 bölü s ile. Ve ayrıca buraya eklenen bir de ne var? x1 t0 bölü s var. Yani ne yapmış oldum? Diferansiyel denklemi, verilen diferansiyel denklemin işaret akış diyagramı bulunmuş oldum. İşaret akış diyagramı çizildi. Peki
Biz şunu da yapabiliriz. İşte daha kompleks elimizde daha yüksek dereceli diferansiyel denklemlerin işaret akış diyagramının çizilmesini istesek, durumu diyelim, çizilmesi durumu aşağıda tartışılmıştır ya da anlatılmaktadır. Tamam. Yani elimizde nasıl yüksek dereceden bir diferansiyel denklem olacak? İşte en ince dereceden olsun. Dn yt bölü dtn en ince derece artı bir sonraki terimin an diye bir katsayısı var. Dn eksi 1 yt bölü dtn eksi birinci derece artı böyle devam ediyor. En son iki terimi yazalım bir daha. A2 dyt bölü dt artı A1 yt eşittir rt diye bir diferansiyel denklemimiz olsun. Daha önceden durum denklemleri düzenlemiştik. Yani form olarak onun aynısı. Şimdi burada yapmamız gereken şu. Hep yapıyorduk ya, en yüksek dereceli olana eşitliyorduk sistemi. O zaman burası eşittir deyip geri kalanını yazacağım. Size verdiğim ödevde de basitçe ne yapıyorduk? Bu dönüşümü yapıyorduk. Hatta bunun katsayısı varsa diğer tarafa bölüm olarak düzenliyorduk. Peki devam edelim. Bunu sol tarafta tutup geri kalan terimleri sağ tarafa atarsak burası eksi an dn eksi 1 yt bölü dtn eksi 1. Mesela bir tane daha terim olabilir burada. Artı demeyeyim de eksi olacak işaretleri artık. Bir terim daha yazalım. Eksi an eksi 1 d üzeri n eksi 2 yt bölü dt üzeri n eksi 2. Bu devam ediyor yine böyle. Eksi nokta nokta nokta. İşte burada ne var? Eksi a2 geliyor. a2 dyt bölü dt. Eksi a1 geldi yine. Yt. Tabii artı rt var. Yani tüm diferansiyel denklemi böyle işaretleyebiliyoruz. Şimdi normalde bunu ne yapmamız lazım arkadaşlar? Laplace dönüşümünü düzenlememiz lazım. Öyle değil mi? Laplace dönüşümü gerekiyor. Peki Laplace dönüşümünü yazalım. Bunun. Burası ne yapacaktır arkadaşlar? Türev bize ne veriyordu? S veriyordu. Kaçıncı dereceden türev var? Eninci dereceden. Sn y s yapacak burası. Yani y s diye yazalım. Burası eksi an katsayısı yine aynı kalır. Burada bakın s üzeri n eksi birinci yani türevi olduğu için an çarpı s üzeri n eksi birinci dereceden Laplace'dan gelen buradaki türevden gelen yazı s katsayısı eksi a n eksi 1 s üzeri n eksi 2 y s eksi yine bu devam ediyor. Burada eksi a2 burada sadece birinci dereceden var s y s eksi a1 y s artı rt şeklinde ne yapabilir? Düzenleyebiliriz. Peki şuraya bakarak yani şu sisteme benzeterek bunu düzenlemeye çalışsak herkes yani tüm sistem şu RT'yi de ben Laplace'a düzenleyeyim. Burası da RS olacaktır. Hatta harfler büyüğe dönüşür. T uzayında küçük harf.
Laplace uzayında büyük harf olur. Burası Laplace dönüşümü var. Dönüşüm. Şimdi tüm sistem SN çarpı Y'ye geliyor. Yani S'lerini yazmazsam. O zaman bakın şuradan yani hep standart yapacağız bunu. O nedenle bakın şuraya R desem. R arkadaşlar şuna geliyor. Yani S üzeri N Y'ye geliyor. SN Y'ye geliyor. Burada R var. Başka ne geliyor buraya? Şimdi ben bir tane bunun türevini alıyorum. Yani S üzeri eksi 1 ile çarparsam S üzeri eksi 1 ile çarptığımda yani şunun üzerinden bir tane azalacak. O zaman burası S üzeri n eksi 1 y olacak. Sonra bir tane daha çarpayım. Burası S üzeri n eksi 2 yani S üzeri eksi 1 ile çarparsam y'ye geleceğim. Peki bu böyle devam eder. Yani hepsini yapmaya gerek yok. Şuraya nokta nokta yapalım. Sonra ben şeye ulaşayım. Şu duruma ulaşayım. Burası arkadaşlar yine eksi yani şurası düğüm noktası. Burası kazancı. Düğüm noktası kazancı. Şurada artık ben neye geldim? Y'se. S Y'se geldim. Sonra tekrar bakın bir tane daha S'leri eksi 1'e çarparsam bunu bir sonraki düğüme ulaşacağım. O da YS düğümüdür. Ve sistemi artık yani çıkış olarak düzenleyeyim. Yani burası YS çıkışı olsun. 1 ile çarpıp çıkışa göndereyim ki düğümü oluşturdum. Ama bitti mi bitmedi. Çünkü bakın şurası buna gidiyor. S'leri n eksi 1 neyle çarpılıp gidiyor arkadaşlar? Buraya geri gidiyor. Eksi an ile. Eksi an ile çarptım. Bu da gidiyor. Onu da hemen çarpayım. Eksi an eksi 1. Sonra işte yine burada gidenler var. Ve buraya yine 3 nokta yapalım. Sonra giden arkadaşlar şuradan eksi a2 gidiyor. Ve şu gidecek. Eksi A1 ile gidiyor. Ben ne yaptım? Böylece verilen bir diferansiyel denklemi n'inci dereceden verilen bir diferansiyel denklemin işaret akış diyagramını oluşturdum. İşte buraya da yazabilirim. n'inci dereceden tamam böyle yazayım. Dereceden verilen diferansiyel denklemin denklemin işaret akış diyagramı çizilmiş oldu. Hemen bir tane örnek yapalım. Buna not 1 diyeyim ben. Not 1. Bir tane yeni sayfa alalım. Not 1'den hemen yeni sayfamıza geçelim. Hatta gözüküyorsa şöyle dursun. İlk sayfamız. Örnek diyelim. Kamerayı tekrar düzeltmeye çalışıyorum. Bu kadar oldu. Örnek verilen diferansiyel D2 YT ikinci dereceden YT bölü DT kare D kare YT bölü DT kare artı 3 DYT bölü DT artı 2 tane YT eşittir RT şeklinde verilmiş. Verilen sisteme ait yazalım. Verilen diferansiyel denklemin
denkleme ait. Ait. İşaret akış diyagramını bulunun. Tamam. Şimdi yapmamız gereken ne? Bununla ilgili olarak. Önce çözüm yazalım tabii. Şunu kaldıralım. Çözüm. Ne yapmamız gerekiyor ilk önce? Yani en büyük dereceden olan elemanını diferansiyel denklemin sol tarafta tutuyorum. D kare yt bölü dt kare eşittir. Eksi 3 dyt bölü dt eksi 2 yt artı rt şeklinde düzenledik. Peki bunu düzenledik. Bir de ne yapmamız gerekiyor bunu? Laplace dönüşümü alınmalı. Bulunmalı. Laplace dönüşümünü aldığımızda burası ne yapacaktır arkadaşlar? S kare diye S yapacak. Değil mi? İkinci dereceden türev olduğu için. Burası eksi 3 S diye S eksi 2 YS artı RS olacak. Şimdi S'leri yazmadan yine ne yapabilirim ben? İşte girişin sabit olduğu RS'den başlatarak RS'den başlattım. Evet. Unuttuğumuz bir nokta var. Hemen önceki sayfaya geri dönüyorum. Bakın buradaki R değeri SNY'ye herhangi bir katsayıyla çarpılmadan geliyor. Yani 1 ile çarpılarak geliyor. Bunu unuttuk, hemen ekledim. Aynı şey burada da karşımıza çıkacak. Onu görünce hatırladım. RS arkadaşlar şuna, yani y s kare ys terimi, s kare ys terimi ne ile çarpılarak geliyor? 1 ile. S'leri yazmamıza gerek yok. Aslında yazabiliriz de. Yani herhangi bir mahsur yok. Sadece karışık gözükmemesi için böyle yazabiliriz. Sonra arkadaşlar bir tane türevini aldığımda bunu düzeltiyorum. 1 bölü s ile çarptığımda, yani s üzeri eksi 1 ile çarptığımda bir tane integralini aldığımda, bir tane integralini aldığımda nereye ulaşıyorum arkadaşlar? S y'ye ulaşıyorum. S'leri yazmayacaktık. Güzel. Sonra bir tane daha alırsam, bir integral daha alırsam, üstleri eksilirle nereye ulaşacağım? Ys'e. Ys'ten 1 ile çıkmak istiyorum ki çıkış olsun, değil mi? Daha önce çıkış durumları için 1 ile çarpılmalı diye konuşmuştuk. Tamam, 1 ile çarptım. Güzel. İleri yolu çizdim. Şimdi S kare YS'e gelen terimler. S, Y, S X3 ile çarpılıp buraya geliyor. X3 ile çarpılsın. Y arkadaşlar eksi 2 ile çarpılıp, evet, şurada çakışma oldu. Bunu birazcık daha düzgün çizelim. S kare Y evet, bu da kaçla çarpılıp geldi? Eksi 2 ile çarpılıp geldi. Benim sistemim bitti mi arkadaşlar? Evet, sonuçlandı. Yani sistemin, verilen diferansiyel denklemin ben işaret akış diyagramını bulmuş oldum. Peki buraya kadar çok sıkıntılı değildi zaten. Basit bir şekilde yazdık. Sistemi arkadaşlar durum denklemleri cinsinden de yazabiliriz. Peki durum denklemleri cinsinden yazmak istesek nasıl yazacağız? Şöyle yapabiliriz. İşte bu A şıkkı, verilen diferansiyel
denkleme ait işaret akış diyagramını bulunur dese tamam. B şıkkında da şöyle bir şey istese bizden. Verilen diferansiyel denklemi durum denklemleri cinsinden işaret akış diyagramında çiziniz olsa. Bakın yine ben aynı şeyi buraya çizeyim. Sonra üzerinden konuşalım. Yani şurada R var. Burada S kare Y var. R 1 ile çarpı geliyor. Burası S Y. S üzeri eksi 1 ile geldim. İntegralini alarak S üzeri eksi 1 burası Y ve tekrar Y'yi 1 ile çıkışa dönüştürdüm. Şurayı ve burayı eksi 3 ve eksi 2 ile çizdim. Normalde arkadaşlar şunu yapardık değil mi? YT yani bizim elimizdeki YT DYT bölü DYT bölü DT'yi arkadaşlar bir tane durum değişkenine eşitlerim ben. Eksi 2 T'ye. Bunun bir tane integralini alıp YT bölü artık YT olacak. Bu da integral 0 T x 2 T DT olacak. Bunu da eşittir gidip x 1 T diyeceğim. Yani şu x1t yt'ye eşit. Bir tane türevini aldığınızda dyt bölü dt x2t'ye eşit. Ben şunu yapabilirim. Şurada arkadaşlar bakın yt ys eşitse yani şuraya renkli kalemle yazayım. Şuraya artık ben şey diyebilirim. X1 YT eşitse burası X1'dir. Değil mi? Birinci türevi de arkadaşlar yani birinci türevini aldığımda SYS yapar. Burası da X2 yapar. Yani şu düğüm aslında X2 düğümü olur. Yani burası X1 düğümü, X2 düğümü. Burası bir tane daha türevi alınmış. Yani şurası X2'nin bir tane daha türevini alırsam buraya x2 türev şeklinde şöyle işaretleyebilirim. Hatırlıyor musunuz? İşte x2'nin türevi eşittir diye kullanıyorduk. Onun aynısı. Aynısı olarak kullanabilirim. Öyleyse ben sistemimi nasıl ifade etmiş oldum? Durum denklemleri cinsinden ifade etmiş oldum. Bunu tekrar çizersem yani aynı şekilde çizeceğim. Sadece s kare y yerine x2'nin türevini yazacağım. Sonra s y yerine x2 yazacağım. Y yerine de x1 yazacağım. Böylece ben neyi çözmüş olacağım? Sistemin arkadaşlar verilen sistemin durum denklemleri cinsinden işaret akış diyagramını oluşturup böylece ortaya koymuş olacağım ya da oluşturacağım. Bir de şu var, yani son olarak şunu da ekleyeyim. Eğer sistemde burada bir başlangıç koşulu varsa, yani x1'e katılan bir başlangıç durumu varsa, yt0 bölü s şeklinde eklenir sisteme 1 ile çarpılarak. Yine burada varsa bir tane yani sağa doğru giderken integralleniyorsa, sola doğru hareket ettiğimizde de türevlenir. Öyleyse burası da bakın, bunun birinci türevinde T0 bölü S'dir. Yine bu da 1 ile çarpılarak
sisteme katılır. Peki yeni ne konuşabiliriz? Verilen sistemin sistem kazancının hesaplanması. Bu kalan kısımla ilgili çalışmaları canlı derste birazdan devam edelim. Ben bu ders notu ve anlatımını da hemen sizlerle paylaşayım. Derste görüşmek üzere arkadaşlar.